seni bulamayınca burada olacağını düşündüm. İyi misin? Merak ettim seni. İyiyim. Merak edilecek bir şey yok. Merak edilecek bir şey olmasa sen buraya gelmezdin. Beni iyi tanıyorsun. Sanırım. Daha önce de burada bulmuştun beni. Kusura bakma, geceni berbat ettim. Bu gece senin gecen. İkimizin. Evet. İkimizin. İyi ki karşıma çıkmışsın. İyi ki seni bulmuşum. Senden başka kimseye güvenmiyorum galiba. Hasret. Bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Neyle ilgili? Dinliyorum. Bunları açıklamak kolay değil. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Aslında ben bunu anlatmak zor. Ben ne anlatacağını biliyorum. Bana oyun oynadın. Ceren'le beraber. Sen nereden... Kıskandırmak için bana oyun oynadın. Ben de yedim. İtiraf ediyorum, yedim. O yüzden sizi takip ettim. Herkese hasta numarası yaptım. Hasret. Restorana gidip sizi bekledim. Hatta pasta tabağının içine düştüm. Sonra rezil bir şekilde taksiye binip hastaneye koşturdum. Levent'e yalan söyledim. Anneme yalan söyledim. Ablamlara yalan söyledim. Hasret, ben... Neden? Kıskanıp Levent'i terk edeyim diye. Oysa bütün bunların yerine benim tanıdığım, hayran olduğum, sevdiğim adamın tek bir cümlesi, bir tek gerçek cümlesi yeterdi. Sen şunu anlamadın. Ben o yüzüğü parmağıma takarak en büyük cezayı kendime verdim. Hayatımı bitirmeyi göze aldım. Sen bana bundan daha büyük ne ceza verebilirsin ki? Hasret. Ben çok özür... Dileme. Dileme. Biliyorum şimdi baştan başlayacağız diyeceksin. Artık serbestsin diyeceksin. Belki beni sevdiğini söyleyeceksin. Belki bana evlenme teklif edeceksin. Beni sevdiğini göstermek için bu kadar yalana, oyuna gerek yoktu. Açık, dürüst, bir tek cümlen yeterdi. Ama bunu sen değil, Levent yaptı. Artık hiçbir şey istemiyorum. Yalnız yaşayabilirim. Hasret. Bence az bile demiş. Ben olsam daha ağır konuşurdum. Senin bu yaptıklarından sonra kız yine kibar davranmış sana. Ya özür dilerim.
Böyle ileri geri konuşuyorum. Hasret'in böyle tepki vermesini beklemiyordun değil mi? Aslında bekliyordum. O yüzden de çekinerek gitmiştim yanına. Hasret'i haklı buluyorsun yani. İkimiz de kendi açımızdan haklıyız. İkiniz de kendi açınızdan haklısınız. Bak tecrübelerime göre bu tip durumlar çok zor çözülüyor. Karşılıklı anlaşmazlıklar önce inatlaşmaya, sonra da telafisi zor... Bu sefer öyle olmayacak. Hasret'ten vazgeçmeye hiç niyetim yok. Aslında bana kızmakta haklı. Ama zamanla neden böyle davrandığımı anlayacak. Beni affedecek. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Eğer aranızda bir engel de kalmadı, bundan sonra Hasret'in seni affetmesi gerekiyor. Bu arada beni de affetse iyi olur tabii. Benim de ondan özür dilemem gerekiyor. Bir de Levent'ten. Saime Hanım'dan da tabii. Hepsi senin yüzünden. Anam, ben zaten anlamıştım Murat Hoca'yla o kız arasında bir şey olduğunu. Ama yani olmadığını. Yani işte canım anlayayım, bir bit yeni olduğunu anlamıştım ben. Vallahi benim hiç aklıma gelmezdi böyle bir oyun oynayacakları. Ya ben diyordum zaten Murat Hoca kıyak adam nasıl böyle bir yamuk yapar diye. Ya yamuk mamuk yaptığı yok, adam sevdiği için böyle yapmış. Seven adam yapar böyle. Ben takdir ettim doğrusu Murat Hoca'yı. E kız, ne olacak şimdi? Ne olacak abla? Murat Hoca işi ne olacak? Bilmem. Barışmayacak mısınız yani? Vallahi Murat'ın yaptığı öyle kolay kabullenilecek bir şey değil. Yani. Ama yine de Hasret bilir. Ya Murat Hoca yapmış bir hata. Uzatmayalım yani. Ne demiş Orhan Baba? Ne? Hatasız kul olmaz. Bak benim hataları buradan alsam Bağdat'a kadar yol olur yani. Ama her defasında ne oldu? Gülnaz beni affetti. Neden? Çünkü seviyor. Aşk varsa sorun morun yok arkadaş. Geçeceksin onları. Buldum. Sonunda kendime göre bir iş buldum. Bizzat başvurun diyor. Hemen gitmem lazım. Ne işi? Bir mağazada tezgahtarlık. Belki bu defa olur. Kız, konuşmayacağım hiç Murat Hoca'yla alakalı. Ne konuşayım abla? Siz yeterince konuştunuz zaten. Bak. Buraya kadarmış. Bir şeyler yapamaz mıyız Levent Bey? Siz bir bankayla tekrar görürseniz belki son bir çare olur. Biliyorsun banka son krediyi geçenlerde verdi. Yapacak bir şey yok. Boğazımıza kadar borca battık. Yakında alacaklılar da kapıya dayanır. Sana çok teşekkür ederim Sevgi. Bunca zaman benim kahrımı çektin. Vallahi başkası olsaydı çoktan kaçmıştı. Ama görüyorsun işte, her şey bitti. İflas bayrağını çektik. Seninle ilgili arkadaşlarla konuştum. İşinde ne kadar iyi olduğundan bahsettim. Seni arayacaklar. Siz ne yapacaksınız peki? Bilmem. Hiç düşünmedim. Delik deşik oldu mahallebe. Ne yapacağız peki? Her gece bir yer katlattı. Mahallemiz çukur içinde. Bu işi yapalım bakalım arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Bulacağız diyorsunuz da nasıl bulacaksınız? Bu adamlar tehlikeli adamlar. Ya silah çeksinler ne olacak? Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Daha adamların niyetini bile bilmiyoruz ya. Konuşuyoruz ya. Hadi alalım oğlum. Delik deşik oldu. Bakalım acele etmeyin. Hadi hadi bekleyeceğiz abi. Hadi ya. Bence bu çukurları... Defile avcıları kazıyor. Allah'ım ya. Kızım artık define avcısı diye bir şey mi var ya? Manyak mı bu ya? Allah peki Allah. Ben sana sorarım Balçıcık Hanım. Kim? Niçin? Hangi maksatla kazıyor bu çukurları? Hı? Doğru söylüyor vallahi. Gülnaz'ım bizi sorguya çekmek için mi çağırdı buraya? Hayır teyzem. Güçlerimizi birleştirmek için çağırdım. Mahalleli kadınları olarak biz çözeceğiz bu işi. Tabii. Biz çözeceğiz. Çukurları kazanları biz yakalayacağız. Biz yakalayacağız. Sorabilir miyim acaba? Neden biz? Erkeklerin suyu mu çıktı? Çünkü erkeklere güvenmiyorum. Kesin erkeklerin işi. Evet. Güvenmiyorum. Onlar bulmadan yapmadılar. Sakın bir şey söylemeyeceğiz. Sakın. Ana, Cafer arıyor. Anam kız sakın ağzından bir şey kaçırma. Dur arkasına gideyim bu delinin belli olmaz. Alo. Aa. Ne yaptın? Ay İdemi amcan. Ama çok sevindim ya. İyiyiz.
iyiyim. Ay yoo, iyiyim ben de işte, ne yapayım? Şeydeyim. Muhtarlıkta. Ay yok yok yok. Öylesine yani. Oturmaya geldim ya. Ha. Ya gider misin bir dakika? Özel bir şey konuşun. Aman. Allah Allah. Ha, ne diyordu? Arasam mı acaba? Ay yok, arayamayacağım. Ay ne diyeceğim zaten arayıp da? Merhaba. Nakiye ben. İyi günler Şevket Bey. Ay bu da çok ciddi oldu. Ay ben ne yapacağım ya? Aman Ceren. Ortadan kaybolacak zamanı buldun sen de he. Çocuklar, Hasret'in evi neresi? Şurası abla. Sokağın sonundaki ev. Merhaba. Hasret evde mi? Hayır, yok. Gerçekten mi yok, yoksa benimle görüşmek mi istemiyor? Gerçekten yok. Ayrıca olsaydı bile seninle görüşmek istemezdim. Bana çok kızgın değil mi? Kızgınız demek daha doğru olur. Ben de buraya bunun için gelmiştim. Sizlerden özür dilemek için. Aslında bunların hepsi Murat'ın fikriydi. Onun da kötü bir niyeti yoktu. Neyse. Ben sonra gelirim tekrar. İyi günler. Sana da. Hemen şimdi mi gideceksin Hasret'in yanına? Daha fazla beklemek istemiyorum. Yeterince bekledim zaten. Tanıdığım kadarıyla Hasret inatçı bir kız. Kolay kolay verdiği karardan döneceğini sanmıyorum. Kolay olmayacak. Ama olacak. Bol şans. Merhaba. Hasret Hanım, hoş geldiniz. Yeni sezon ürünlerimizi mutlaka görmelisiniz. İsterseniz size eşlik edebilirim. Böyle buyurun lütfen. Bu ürünün size yakışacağını tahmin ediyorum. Hepsi yeni sezon ve çok şık ürünler. Şuraya bak. Eskiden sinek avlardık, şimdi onlar bile geldi. Komra. Sağ ol abiciğim. Gerçi gelseler ne olur ki? Yemek yok. Dayı, ver bakayım şunu. Defineciler mezar kazarken yakalandı. Ulan bu millet süzme salak ya. Hesapta kazıp kazıp define bulacaklar. Kaldı sanki de. Herhalde yani. Bu zamanda define mi var ki? Var. Bizim mahallede define var. Bırak abi ya. Kesin var. Allah Allah. Bak, yine çok aradılar burada. Kolombo ilminin bahçesiyle Türkanların evinin arasında. Bak bak bak. Yalan söylüyor ya. Bu ayaktayken bile rüya görüyor bu. Hadi ben gidiyorum kahveye, altın bulmaya. Hay Allah'ım ya. Bul bul, bana da bul. Bu mahallede ne arasın defile? Şimdiye kadar kazdıkları yerler buralar. Şu kırmızı noktalar. Bana öyle geliyor ki bu defilecileri bizim mahallede daha işleri bitmiş. Evet. Aklı. Ana muhtarlığı bıraktı, afiye kesildi başımıza. Duyuyorum ben seni, konuşma. Gülaz, şimdi biz ne yapacağız? Ya. Sen onu söyle. Şimdi Kadriye teyze bu gece onları tepelerine bireceğiz. Evet, bireceğiz. Gelin şöyle, gelin anlatayım. Ha, gel. Gel. Anlat akadık şey. Bakın. Allah'ım. İnşallah bu sefer bir terslik olmaz. Bismillah. Hadi hadi. Alo. Şevket Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Benim.
Ay nasıl tanıdınız hemen? Hissettiniz demek. Ay. Neyim güzel? Ses tonum. Ay. Beğendin mi gerçekten? Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Merci. Eskiler alırım. Eskici. Eskici. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Sanırım barıştık. Barıştık tabii hocam. Olay aydınlandı artık. Sevindim. Ben de. Hasret'le konuşmaya geldim. Evde mi? Sabah çıktı hocam. Nereye? İş görüşmesi falan dedi ama tam nereye gittiğini bilmiyorum. Tamam. Ben de beklerim o zaman. Bu arada sizin grubu toparla bakalım. Ne zamandır şöyle güzel bir ders yapmadık. Hemen. Hemen. Kusura bakmayın Hasret Hanım. Bugün burada tek kaldım. Her yere ben yetişmek zorunda kalıyorum. Birini almıyorlar mı? Alacaklar diye biliyorum. Gazeteye ilan da verdik. Henüz başvuran olmamış. Beğendiğiniz bir model var mıydı? Maalesef. Ben sonra tekrar uğrarım. Tabii bekleriz. İyi günler. İyi günler. Karar verebildiniz mi? Verdim. Tabii var. Ben hemen götürürüm. Tabii efendim. Abi güzel çiçekleri var. Yok, almaz canım. Mısın? Abi alsaydı be bir tane sevdiğiyle. Hadi bir. Güzel gülleri var. Almaz mısın sevdiğiyle? 30 lira abi ama sana yaparım bir şeyleri. Al sen. Bak sevdiğiyle deyikler. Alasın hadi be. Al bakalım şunları. Hadi işin rast sağlasın abla. Abla bir tane alsana. Abla çiçek vereyim mi? Bak çok güzel bunlar ha. Yakışıklı abim alasın bir gül de. Sevindir sevdiğini. Ne oldu be? Kalıbımı beğenmedin. Muallim çocuğu. Tamam al. Sağ olasın abi, vallahi bereket verir. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne zamandır iş arıyor ablan? Vallahi bizim yanımıza geldiğinden beri arıyor işte. Sözde bıraktı ya müzik işlerini. Yeni bir yol arıyor kendine. Pek umudun yok galiba. Ablam öyle. Başka iş falan. Ne bileyim hocam. Şarkı söylemek için işlemiş onu. Bırakabileceğini sanmıyorum. Mesela sen bırakabildin mi müziği? Bırakamadım. Ya. Aynı hesap işte. İkinizin de içinde var bu. Hadi gidelim. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kaça bunlar? Debeti 30 lira olur ablam. 30 lira mı? 30 çok fazla değil mi? Vallahi 40'tan aşağı elbette. Sırf şu güzel gözleri tatlıda dedim 30 diye. Bunların sana gelişi en fazla 5 liradır. Ne yaptın be abla? 5 liraya kim kime ne vermiş bu devirde? Mezatta tanesi 1 liraydı geçen sene. Ben de çiçek sattım oradan biliyorum. Kabara şakası mı yapıyordu abla? Hadi kabaralar. Yok gerçekten çiçek sattım. Hem de bu civarda. Her türlüsünü gördüm de senin gibisini görmedim. Çiçekçi kızım diyor. Hadi abla hadi. İşim gücüm var benim. Çiçeklerim var. Taze çiçekler. Yere bakan yürek yakan abim. Allah'sın bir gün seyir. Yok hiç istemez. Hadi be abi. Allah'sın bir tanecik. Ucuzdur var. Ceren? Müsait misin? Tabii tabii müsaitim. Taşınıyor musun? Tam olarak değil. Levent Yıldırım. Buyurun. Hakkınızda icra takibi var. Tabii ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. Öncelikle diğer odalardan başlayalım. Siz bu arada özel eşyalarınızı toplayabilirsiniz.
Nesin Hanım? Ay Nesin Efendim Hanım. Efendim Haki? Hiç sormuyorsunuz ama. Neyi? Ay ne olacak? Şevket'i. Hem Şevket'i hem beni. Ay bir duysaydınız sesini. Böyle melek gibi bir insan. Öyle kibar, öyle zarif. Vallahi Naki'ye çok şey geldi başımıza biliyoruz. Bence erken konuşma. Şevket Bey'i görmedim bile. Aman Nesin Hanım. Ben onun şu kadarlık halini biliyorum. Evet ama yıllar geçti üzerinden. E daha iyi ya işte. Yıllardır tanıyorum ben onu Nesin Hanım. Ay. Efendim. Heh, Cafer ne yapıyorsun oğlum, nasılsın? İyidir Kobra, sizden ne haber? Pırıl pırıl. Ne yaptın, dayı oğluna gösterdin mi haritayı? Gösterdim, gösterdim de. Ha ne oldu la, ne var? Ya o harita çakma olabilir dedi. Çakma mı, ne çakması oğlum, sensin çakma ya, orijinal o. Ya İhsan bir şeyler dedi ama tam anlayamadım ben Kobra. Şimdi burada bir arkadaş daha var, ona da göstereceğiz. O doktoruymuş bu işin. Ya oğlum niye başkasını karıştırıyorsun ya? Defineyi alacaklar elimizden. Ya bir şey olmaz. Arkadaş sağlammış. Ha Kobra. Ha. Bana bak, ben oradayım iki güne. Sen sakın bir şey yapma ben size. Tamam hadi hadi hallederiz hadi. Beklerim ben. İyi, hadi. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Beklemek yok arkadaş. Ben sensiz de bulurum o defineyi. Şu kolonları da yazalım buraya. Tamam. Şu evet, bunları da çek edin. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun hala anlamadım. Adamlar her şeyi götürdü. Üç tane değil mi? Yapacak bir şey yok. Evet. Gidip konuşsak. Ek süre istesek belki yapabileceğimiz bir şey vardır ha? Maalesef yapacak hiçbir şey yok. İnanamıyorum ya. Gözümüzün önünde olanlara bak. Üzme kendini. Ticarette böyle şeyler olur. Benim seni teselli etmem gerekmiyor mu? Levent Bey, işlemler için imzanız gerekiyor. Buyurun. Şuraya. Sana göre belayım. Üstten değil ama alttan karayım. En korkunç gecen olacak balayın. Beni bana bırakın ve anı yaşayın. Çabuk bul o yolu hadi uykunu bozarım. Başımı da kalaman hani var bir tasarım. Başa da kalan adamım yanımda kalır sananım. Yarası kanlar acanım. Her kalpte kanatın boş kalbi kanatın. Aç kapı bir rahatım hoş tut içine ben her mevsim açarım. Vurmadım sen beni ne sanıyorsun? Nefes alıp veriyorum. Param oğlum ayınca hesabıma yazıyor. Evden bir ya da iki telli alıyor. Bu aralar zenginim fark ettim biliyorum. E biliyorum bebeğim sana göre belayım. Üstten değil ama alttan karayım. En korkunç gecen olacak balayım. Beni bana bırakın ve anı yaşayın. Sen beni ne sanıyorsun nefes alıp veriyor. Param oğlum ayınca hesabıma yazıyor. Evden bir ya da iki telli alıyor. Bu aralar zenginim fark ettim biliyorum. Süper dikti mi hocam? Fena değil. Hocam sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Şişt, sakin. Neden beğenmediğimi söyleyeyim. Birincisi uzun süredir çalışmadığınız ve prova yapmadığınız için aranızdaki uyum kaybolmuş. Bunu çalışarak geliştirebilirsiniz. İkincisi şu. Hepiniz televizyondan izlediğiniz şu Amerikalı hip-hopçıları taklit etmeye çalışıyorsunuz. Onun yerine kendi içinize, özünüze dönmeniz ve bu toprakların sesine kulak vermeniz gerekiyor. Bu her şeyden önemli. Size en başından beri ne söylüyorum ben? Bir müzisyen ne tür müzik yaparsa yapsın, doğduğu toprağın kültürüyle bir ilişki kurmalıdır. Biliyorum, bu isimler size yabancı gelebilir. Rimski-Korsakov ve Prokofiev'in bestelerinde her zaman Rus kültürüne ait izler bulunmuştur. Keza Alman besteci Wagner için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hatta Miles Davis'in en modern bestelerinde bile bir Afrika-Amerika etkisi vardır. Bu saydığım insanlar bu yüzden büyük müzisyenler olmuşlardır. Yaşadıkları toprağın ve geldikleri yerin müziğini hissedebildikleri için. Anlamadığım bir şey var. Söyle. Tüm bunlar böyle bir anda nasıl oldu? Nasıl battım yani? Evet. Yani sadece Hasret'in albüm yüzünden mi geldi bütün bunlar başına? Hem öyle hem değil. Zaten zor durumdaydık.
bir sürü borcumuz vardı. E bütün umutları da Hasret'in albümüne bağlamıştık. O da çuvallayınca gerisi geldi. Nasıl başarıyorsun bunu? Neyi? Böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı. Hayatında her şeyin üst üste kötü gittiği bir dönem oldu mu? Bu kadar değil sanırım. Bundan birkaç gün önce hayatımın en acı gününü yaşadım. Sevdiğim kadından ayrıldım. Bütün hayallerim, planlarım, her şey alt üst oldu. Bu öyle bir şey ki insan çok sevdiği birini kaybedince başka hiçbir şeyin önemi olmuyor. O yüzden bugün olanlar benim canımı acıtmaz. Acıtamaz. Zaten bekliyordum böyle bir şeyi. Neyse, sen boş ver bunları. Seni nereye bırakayım? Bu akşam bir işin var mı? Anlamadığınız bir şey var mı çocuklar? Ben şu Rusları anlamadım hocam ya. Profoko... Üçüncüsü neydi lan? Ne bileyim lan. Bir şey de bil be oğlum. Prokofiev, Korsakov. Sen anladın mı? Pirinski. Ben de anlamadım vallahi. Kim ki? Kim ki değil oğlum. Rimski. Bu anlattıklarımı size yazılı olarak da vereceğim. İsimleri öğrenirsiniz. Ama siz asıl ne demek istediğimi anladınız mı? Anladık hocam. Taklit yapma, harbi ol diyorsun. İşte bu kadar. Tamam o zaman. Bugünlük bu kadar yeter. Her gün prova yapmayı unutmuyorsunuz, tamam mı? Tamam olur hocam. Hadi toparlayın. Hadi toparlanıyoruz. Topla abi şunları, al mikrofonları. Sana söylemek istediğim bir şey var. Sanırım tahmin ediyorsundur. Murat'la mı ilgili? Murat'la yaptığımız şu evlilik oyunu. Sana bir özür borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Neden? Kızmadın mı bana? Yani Murat'ın fikri olduğunu biliyorum. Ve senin de pek memnun olmadığını. Nereden biliyorsun? Kursa geldiğimde seninle Murat'ın telefon konuşmasını duydum. Her şeyi oradan öğrendim. Hasret'e de sen söyledin o zaman. Bilmesi gerekiyordu. Murat'ın çevirdiği oyunlar onu da ilgilendiriyor. Aslında Murat'ın da kötü niyeti yoktu. Buraya Murat'ı savunmaya geldiysen ben gideyim. Tamam. Başka konulardan konuşalım o zaman. Hı. Hasret'le Murat yasaklı konular olsun. Öyle olabilir. Kimde kaçtın sen? Kimseden. Ne bu halin, nefesin kesilmiş? Abla sen beni bilmiyor musun? Ben öyle her yere koşturarak giderim. Yavaş. Ne yapacaksın bundan sonra? Ne mi yapacağım? Bilmem, senin bir fikrin var mı? Bilmem. Seni doğru dürüst tanımıyorum. Nelerden hoşlanırsın? İlgi alanların neler? Neleri seversin? Hani bilsen bir şey öneririm. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Ve başka bir iş yapmadım. Ama şöyle diyebilirim. Model arabalar hastasıyım. Özellikle Amerikanlara. Gezmeyi, eğlenmeyi çok severim. Yani severdim. Uzun zamandır dışarı çıkmıyorum. Küçükken ne olmak isterdin? Niye sordun? Söyle sen. Bana bak. Sen öğretmenliğin dışında yaşam koçu falan mı yapıyorsun? Seni tanımaya çalışıyorum sadece.
Pekala. Tır şoförü. Tır şoförü. Evet. Sen ne olmak isterdin? Ben söylemeyeyim. Aa, ben söyledim ama oyun bozanlık yok. Sıra sende. Ben Madonna olmak istiyordum. Ne? Ya gülme. Yani insan Madonna olmak istemez. Yani şarkıcı falan olmak ister. Ya küçükken öyle bilmiyordum ki. Sadece büyüyünce Madonna olmak istiyordum. Ama sonra ne oldu? Gittim Fransızca öğretmeni oldum, o ayrı. Sen yine de bir şeysin. Bir de bana bak. Hiçbir şey. Sen de başarılı bir prodüktörsün Levent. Emin misin? Evet. Tamam. Şirket battı diye hemen başarısız mı oldun? Yeni bir iş kurarsın. Keşke o kadar kolay olsa. Zor mu? Bir yer açmak kolay tabii. Yani krediyle falan halledilir. Ama önemli olan orayı ayakta tutmak. Yürütebilmek. Bunun için de starlarla çalışman lazım. Ya da star yaratman lazım ki ben bu konuda pek başarılı değilim biliyorsun. Sonuç olarak hem işte hem aşkta kaybetmiş durumdayım. Tatlı alır mıydınız efendim? Sever misin? Bayılırım. Tamam, bize iki tane. Hemen efendim. Aa, yok, ben iki parça istiyorum. Peki efendim. Tamam. Sanırım depresyondayım. İşte öyle içeri girince beni müşteri sandılar. Ben de iş bakmaya gittiğimi söyleyemedim. Aman boş ver kız. Olmazsa olmasın, ne yapalım? Asma suratını. Kız yüzün bembeyaz olmuş be. Boş ver ya. Lan sus. Daha iyi bir iş bulursun. Boş ver. Düşünme. Yok. Düşünmüyorum zaten. E o halin de öyleyse. Yapma. Aha, Kadir geldi. Ha. Vay Murat Hoca. Merhaba Kobra. Hasret evde mi? Evde, biraz önce geldi. Dur çağırayım. Murat Hoca geldi. Ben bir bakayım ne diyecekmiş. Kuş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene içeri. Rahatsız etmeyeyim. Hem seninle yalnız konuşmak istiyorum. Üzerine bir şey almayacak mısın? Hava çok soğuk. İki dakika için gerek yok. Otursana. Biliyorum hasret. Bana çok kızgınsın. Kızmakta da haklısın. Sadece senden şunu istiyorum. Beni anlamaya çalış. Neden böyle davrandığımı, neden bu oyunu oynamak zorunda kaldığımı tekrar düşün. O zaman beni daha iyi anlayacaksın. Bu kızgınlık değil. Biz sadece farklıyız Murat. Senin doğruların benimkilerle aynı değil. Sen düşünmeden, planlamadan hiçbir şey yapmazsın. Ben yaparım. Sen sakinsin. Tıpkı... ne bileyim... durgun bir göl gibisin. Her şeyi içine atıp orada yaşıyorsun. Ben öyle değilim. Benim içimde dalgalar var. Hem de büyük dalgalar. İçimde... bir şey varsa bunu saklayamam ben. Kendimi tutamam biliyorsun. Ben galiba senden de bunu bekledim. Hasret, ben... artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskiden bir rüyadaydım. Şimdi karşımızda gerçekler var. Ve biz bütün bunlar yaşanmamış gibi davranamayız. Peki hasret. Haklısın. Bir anda düzelecek şeyler değil. En iyisi zamana bırakalım.
Bu saç modeli sana çok yakışmış. Anam geliyor. Şu sarının yanına mavi de yapayım diyorum ha Selma Hanımcığım, nasıl olur? Çok güzel olur bence. Bence de güzel olur. Kız ne konuştunuz Murat Hoca'yla be? Konuştuk işte. Ya konuşma be. Ne oldu anlat hadi, konuştunuz mu Hasret'le? Konuştuk. Sonuç? Henüz beni affetmedi. Anladım. Kolay ikna olmayacak tabii. Daha doğrusu bu yaptıklarını fitil fitil burnundan getirecek demektir. Kadınlar bunu iyi becerirler. Hiç üzülmüyorum. Hak ettin sen. Ya tamam üzülme. Sen ne yaptın? Levent'le buluştum bugün. Hem özür dilerim hem de biraz sohbet ederiz diye ofisine gittim. Ben oradayken haciz memurları geldi. Ne? Ya ben de çok şaşırdım. Daha önceden biriken borçları varmış. İşler kötü gidince de ödeyememiş. Adamlar bir iki saat içinde her şeyi toplayıp götürdüler Murat, inanamazsın. Levent nasıl peki? İyi görünmeye çalışıyor ama üzüldüğü belli. Çok zor günler geçiriyor. Bu arada Hasret'e her şeyi Levent anlatmış. Benim seninle telefon konuşmamı duymuş. Çiçeğim ben gideyim artık, bak Hasretler balkonda rahatsız oldu kızlar ya. Aman ne rahatsız olması be, gidip de ne yapacaksın tek başına orada? Hem daha saat erken kaç ki? Ya ben gözlerinden anladım, Saim Hanım çok hanımefendi bir kadın, o yüzden belli etmiyor. Bence rahatsız oldu. Kız sen hastalıktan sonra bir değiştin ha. Ne oldu böyle sen düşünceli, iyi huylu, hassas bir adam oldun, ne oldu sana? Ben hep öyleydim ya, aşk olsun. Düşünceli, narin, kibar bir adamım ben. Dışarıdan belli etmiyorum ama içten içe ben çok çevremi, sevdiklerimi, çekirdek ailemi düşünüyorum yani. Neyse hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Dur Kobra. Ha. Bana bak, sobayı yak ha, orada Cafer de yok. Tamam. Hadi getir. Ne? Ayağını koyacağım, getir. Ha. Allah kahretmesin. Karıştıracaksın lan. Ha. Ha. Hadi ben gittim. Heh, Gülnaz. Heh. Yarın var ya çok güzel bir gün olacak. Olur inşallah. Olacak diyorum Gülnaz'ım. Yarın bundan sonraki hayatımızın ilk günü olacak. İnşallah. Keşke o kadar kesin konuşmasaydın kızım. Hadi ben gidiyorum, iyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler. Bilmiyorum anne. Hem ona çok aşığım. Hem de çok öfkeliyim. Nasıl davranacağımı bilmiyorum.
Çok fazla düşünme bence. İçinden geleni yap. Pişman olmayacağına eminim. Ceren'le konuştum. Bana olanları anlattı. Yapabileceğim bir şey var mı? Bir şey gerekirse yar biliyorsun. Ben yardıma hazırım. Bir şey gerekeceğini sanmıyorum. Sağ ol. Görüyor musun? Kara kızı iş için gitti, müşteri sanmışlar. Bir şey de diyemedi tabii. Kolay mı anacığım, ne desin? Ben olsam ben de diyemem. Bakalım şimdi ne yapacak? Murat Hoca için ne diyor? Kafası karışık. Ben de onu anlamıyorum. Kafası niye karışık oluyor acaba? Çok seviyorsan düşünmeyeceksin. Ben de öyle diyorum ama onu da anlamak lazım. Neler yaşadı? Gülnaz! Ana, geldiler. Ne oluyor? Yok yok. Yok bir şey. Evet. Bu gece özel operasyon var. Ona göre giyinmek lazım. Evet. Şimdi. Vay. Indiana Cobra. Ders çalışıyorum. Murat Hoca'nın şakası yok. Aniden bir soru soruyor, apışıp kalıyoruz öyle. Doğru, yapar. Yarın da gelecek mi derse? Vallahi bir şey demedi. Zaten buraya senin için geldi. Baktı sen yoksun. Öyle ders yaptık işte. Benim hakkımda bir şey mi dedi? Demedi. Hiçbir şey sormadı mı? Neyi öğrenmeye çalışıyorsun abla? Aman ben yine öğrenmeye çalışacağım. Öyle konuşuyorum işte sohbet olsun diye. Tamam. Sen merak etmiyormuş gibi yap. Ama yine de söyleyeceğim. Murat Hoca'nın aklı fikri hep sende, haberin olsun. Zaten o kadınla da aralarında bir şey yokmuş. Her şey ortaya çıktı. Yakında siz eskisi gibi beraber olursunuz bence. Bundan sonra Murat'la benim aramda biz diye bir şey olmayacak Kadir. Abla bırak bu kızsal nazları ya. Adam seni seviyor. Uzatma, ne var? Ha, seven adam bu kadar zaman neden beklemiş o zaman? Sen Levent Bey'le nişanlı değil miydin? Beklemeyip de ne yapsın? Vallahi siz kızlar bir acayipsiniz. Ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Heh, siz çok normalsiniz çünkü. Normaliz tabii. Siz kızlar delirtiyorsunuz insanı. Nereye? Ya bırak ya. Burası. Kesin burası. Hadi gelip de. Hadi. Hadi kız. Hadi koçum utandırma beni. Bul şu hazineyi var ya, altınla kaplayacağım seni ya. Hadi koçum utandırma. Hadi. Hadi.
Şöyle bakayım. Ne var edeceğiz? Yakaladık. Biraz koş koş Anam, koş. Anam kimmiş kız bu? Kimmiş kız? Vallahi yüzünü görmedik. Ebe bak dedik Hülaz. Helal olsun bize be. Ben biliyordum yakalayacağımızı. E kız hadi açık bakalım şunu. Kimmiş neyin nesiymiş bir görelim ya. Evet. Ay kız heyecanlandım valla. Ebe de olur bu heyecanlandı bak. Aç aç. Kız bu ne resim nereden çıktı? Kimin bu? Kimin olacak? Of benim. Çok güzelmiş. Ne ara aldın kız? Kızım hadi aç şunu artık ya. Ebe ölüyor. Ağzını paketledik konuşmasın diye. Tamam kızlar, kim olduğunu anladık. Siz şimdi bana müsaade edin. Ne? Ben ona gereken en ağır cezayı vereyim. Hadi hepinize Allah razı olsun. Hadi geceler. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin Gülnaz. Sağ olasın, aklınız kalmasın. Hadi. Kobra Efendi, neden böyle giyindin? Anlat bakalım. Ya tanınmamak için, çukur hırsızlarına tanınmamak için. Demek çukur hırsızları. Evet. Peki bu bavula ne yapıyordu? Delil toplamak için. Delil? Evet. Açalım bakalım içinde ne varmış. Bakmasak çiçeğe. Bakalım bakalım. Bu ne lan? Hı? Seni daha iyi duyabilmek için. Lan sen ne arsız, ne yüzsüzdür, tuhaf bir adammışsın be. Nereden çıktın sen benim başıma kobra? Anlat şunu doğru düzgün. Ya çiçeğim ben her şeyi doğacak çocuklarımız için yaptım. Huy. Bir gün bu eşek Cafer bana geldi dedi ki. Murat kalktın mı ki? Ay hiç yatmamış ki. Sabaha kadar bestesini çalışmış. Şimdi odasında hala çalışıyor. Anam nevresimin altından kim çıksa beğenirsin Sayma Hanımcığım. Kim? Kim olacak kobra? Hay Allah'ım. Ama... Kim Hazret? Murat. Açmayacağım. Abla sonra ne oldu? Sonra şey oldu. Sonra ne olacak kız işte konu kapandı. Ama ben kobraya öyle bir ceza düşündüm ki. Geldi. Günaydın Nakiye. Seninle konuştuğumuzdan beri çok heyecanlıyım. Bütün gece uyuyamadım. Hep seni düşündüm. Ay inanmıyorum. Bütün gece beni düşünmüş. Ay ne yazacağım ben şimdi cevap olarak? Nakiye. Ha. Neredesin? Herkes çay bekliyor. Ay unuttum ben şimdi çayı falan. Şevket'le mesajlaşıyoruz. Aa, yine mi? Evet. Bütün gece uyuyamadım. Seni düşündüm diyor. Öyle mi? Nesrin Hanım da çaylar nerede kaldı diyor. Ay tamam getiriyorum ben şimdi. Ben gidiyorum sen getirirsin. Tamam hadi tamam sen git. Oğlum ne lan? Bu suratı mı? Görmedim. Böyle araba yaşıyor. Bir tane gibi bir şey var. Aldın mı? Yok
Burada hocam, burada. Vereyim. Sağ ol Kadir. Murat hocam. İstemiyorum, yok de. Nasıl yok diyeyim ya, burada dedim. Hadi abla. Sen konuş, ben sonra alırım. Efendim. Merhaba Hasret. Hala bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama çok önemli bir konuda seninle konuşmam gerekiyor. Buluşabilir miyiz? Çok vaktim yok. Telefonda konuşsak olmaz mı? Peki, öyle olsun. Hasret. Ben uzun süredir yeni bir beste üzerinde çalışıyorum. Dün gece de sabaha kadar çalışıp büyük bir kısmını bitirdim. Bu besteyi senin seslendirmeni istiyorum Hasret. Neden ben? Çünkü hiç kimse bu besteyi senden daha güzel yorumlayamaz. Ben artık şarkı söylemiyorum. Müziği bıraktım. Lütfen Hasret. Biraz düşün. Hemen cevap verme. Bak. Her şeyi yeniden başlayabiliriz. Beraber çalışırız. Şarkıya son halini verince de single olarak çıkarırız piyasaya. Prodüktörlüğünü de yine Levent yapar. Bilmiyorum. Emin değilim. Hasret. Bunu hem ben hem de Levent için yapmalısın. O neden? Levent iflas etti Hasret. Şirketine aciz gelmiş. Çok zor durumda. Şirket kapandı mı? Maalesef. Hasret. Lütfen teklifimi bir kez daha düşün. Senden bunu özellikle rica ediyorum. Benim yüzümden. Eskici. Buyurun. Ne yapacağım ben bunlarla? Kolay gelsin. Sağ olasın. Sana ceza. Hepsini dikeceksin. Ya delirdin mi Gülnaz? Ben kimseye söylemedim, sana söyledim. Toprağın altında define var, gerçek. Servet var, gel beraber arayalım şu defineyi. Allah'ım yarabbim. Kobra, ben define mefine olduğuna inanmıyorum. Ha, gördün mü bak, arıyorlar. Hadi sonra görüşürüz. Burada konuş. Efendim Cafer. Ya Kobra. Ha. Bizim harita var ya, sahteymiş o. Ne? Nasıl sahteymiş oğlum? Bayağı sahteymiş. Hiçbir işe yaramazmış. Seni... Çok özledim Cafer. Hadi gel, sabırsızlıkla bekliyorum. Harika sürprizlerim var sana. Selametle. Ama Kobra bak. Selam söyledi Cafer Gülnaz. Sağ olsun. Nasıl? Harita sahteymiş değil mi? Öyle bir ihtimal dillendiriliyor, evet. Neyse, artık biz işimize bakalım. Al. Hadi bakalım. Anca bitirirsin akşama kadar. Al. Ya Gülnaz, ben toprak işinden anlamam be. Kobra, izinsiz başkasının bahçesine girmek 3 ay. Meskun mahallede gürültü çıkarmak 45 gün. Devletin malına zarar verip boruları patlatmak kaç ay? 6. 6. Aferin. Hadi o zaman yürü. İstemezsen giderim ama seni merak ettim. 2 tane de simit aldım ama bayatlar haberin olsun.
Bu koku ne? Başarısız bir omlet denemesi. Aç kaldık yani. Yo. Hayat simitlerimiz var. Peynirimiz var. Kahve içer misin? İçerim. Çok fena. Aslında büyük aşçıyımdır ama bugün böyle bir terslik oldu işte. Öyle olur bazen. Keyfin yerinde değilse yaptığın yemek de hiçbir şeye benzemez. Bu aralar dışarıda yesem daha iyi galiba. Nasılsın dünden beri? Bir değişiklik yok tabii. Aynı. Ne yapacağını düşündün mü? Bugün bir değişiklik yapsak. Ben sorsam, sen cevaplasan. Yani sürekli benden bahsetmek çok sıkıcı geliyor. Tamam. Sor hadi. İstanbul'da mı kalacaksın yoksa dönecek misin? Zor sordun. Daha karar vermedim ama gitmek daha ağır basıyor galiba. Evlilik de iptal oldu tabii. Ya bunu her defasında yüzüme vurmayacaksın değil mi? Yo yo, yani öyleyse söylüyorum, sen takılma. Bir süre daha kursa devam ederim herhalde. Sonra kararım belli olur. Ya kalırım ya giderim. Ne güzel. Senin önünde seçenekler var. Ben daha ne yapacağımı bulamadım. Tohumlar fida, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Hah. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun kobra? Gömeceğim, çiçeğim çiçekleri. Lan öyle mi dikilir fidan? Ama ben toprak işinden anlamadığımı söyledim sana be çiçeğim ya. Bana bak kobra, gözünün yaşına bakmam, ararım polisi, ona göre. Tamam. O zaman teker teker dikmekte fayda var çiçeğim. Aferin. Böyle işte, hepsini öyle tek tek dikecek. Aralarında birer karış mesafe bırakacaksın. Şu tarafa domates, bu tarafa biber, o tarafa da hıyar. Ya Allah aşkına çiçeğim ya, Allah'ın domatesi ne fark edecek? Bir karış eksen ne olur, iki karış eksen ne olur, yedi karış eksen ne olur kobra, yani? Kobra, her şeyi nizami yapacaksın. Kadriye teyzem gelecek, hepsini tek tek kontrol edecek, ona göre. Ha, bir de başıma yani nöbetçi dikeceksin. He, aynen öyle. Hoş geldin kız. Her yerde senin şarkılarını çalacağım. Her şey çok güzel olacak. Radyolar, televizyonlar, hepsi senden bahsedecek. İnan bana, bu yıl senin yılın olacak. Çok heyecanlıyım. Asıl şimdi heyecandan. Tata! Onlar ne? Bunlar senin albümünün kapakları. Senden habersiz insanları biraz çalıştırdım. Nasıl? Çok güzel. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Sen olmasan bu albümü çıkaramazdım. Asıl ben çok teşekkür ederim. Sen olmasan ben bu kadar mutlu olamazdım. Ya devam ediyoruz işte. Ulan bu hallere düşecek adam mıydım ben Cafer? Senin yüzünden başımıza neler geldi ya. Nasıl gidiyor Kadriye teyze? Elinde çok ağzı çalışıyor ha. Ben kapatırım onun ağzını şimdi. Al. Bunlar muhtarlıktan. Bugüne kadar verdiğiniz hizmetler için. Çiçeğim çok yoruldum be. Bitirelim şu işi, bırakalım ne olur. Kobra, şimdiye kadar kazdığın bütün çukurlar kadar çalışacaksın. Öyle emin bitmez bu iş. Cafer'i bekleseydik, bak o çok güzel kazıyor. Hı, kobra. Ha. Yemeğini ye hadi. Daha çok işimiz var. Kız.
Sus! Bana niye getirmedin ekmek? Sabahtan beri oturuyor orada, bana niye getirmedin diyor. Sus be, diyor. Sana bir kazan menemeni yaptım be. Bununla doyar mısın kız? Vallahi doymam ha. Gel hadi bak gidiyorum. O kağıta gelmiş, oyun oynarsın beraber. Hadi. Efendim, merhaba Hasret. Sana söylemek istediklerim var. Müsaitsen görüşebilir miyiz? Çok vaktim yok. Telefonda söylersen sevinirim. Her şeyi çözer mi bilmiyorum ama. Özür dilerim Hasret. Sana birçok defa doğruyu söylemek istedim. Ama yapamadım. Murat'tan duyman daha doğru olur diye düşündüm. Niyetim asla seni üzmek değildi. Gerçekten bu yaptığım için senden çok özür dilerim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Hasret? Söylediklerini duydum Ceren. Şimdi kapatmam gerekiyor. İyi günler. Haydi kızlar. Çekirdeği paydos artıkın. Taze meyve yiyeceğiz bundan sonra, al. Kız ben bir şey duydum, doğru mu? Levent Bey batmış diyorlar. Anam kız, nereden duydun onu? E kobra söyledi laf arasında. Bana bak, sakın ortalık yerde ileri geri konuşma. Aslet içeride duymasın ha. Bak. Ay kız, hiç güleceğim yoktu vallahi. Kız, sus. Sen git o kötü sesinle koca şirketi batır, dağ gibi adam iflas etsin. Allah seni. Hasret. Çenen kopsun inşallah. Anam ne dedin ben şimdi ya? Bakma sen onun öyle söylediğine. Laf olsun diye konuşuyor biliyorsun. Haklı ama. Benim yüzümden oldu. Bu yüzden kendini suçlamanı istemiyorum Hasret. Sen kimseyi zorlamadın ki. Levent kendisi istedi albüm yapmayı. Bugün ofise gittim anne. Bomboştu. Her şeyi alıp götürmüşler. Hasret. Ben çıkıyorum anne. Nereye? Dönünce her şeyi anlatırım. İyi akşamlar. Murat evde mi? Konuşmak istiyordum da. Evde. Girecek misin? Yok, girmeyeyim. Kim geldi? İyi akşamlar Nesrin Hanım. Bu saatte rahatsız ettim, kusura bakmayın. Murat'la görüşecektim de. Rica etsem çağırır mısın Naki? Bu saatte geldiğine göre önemli bir konu olmalı. Çok önemli. İstersen içeri gir. Böyle ayaküstü mü konuşacaksınız? Hep beraber otururuz salonda. Hayır, teşekkür ederim. Burada konuşmayı tercih ederim. Sen bilirsin. Hasret. Biraz konuşabilir miyiz bahçede? Tabii. Bugün söylediklerini düşündüm. Teklifini kabul ediyorum. Yalnız bu sadece bir iş ilişkisi. Levent'e yardım etmek için beraber çalışacağız, o kadar. Bir şey söylemeyecek misin? Yarın sabah 9. Hemen çalışmalara başlamalıyız. 9 çok erken. 10'da anca hazır olurum. Tamam, 10 olsun. Ben gideyim artık. İstersen seni bırakayım. Gerek yok. Ben giderim. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler.
Bu elbise çok yakıştı sana. Öyle mi? Elime bu geçti, giydim işte. İnanmıyorum ya. Kabul etti öyle mi? Aha. Ay! Dur, ne yapıyorsun? Bu muhteşem bir haber Murat. Sonunda yeniden bir araya geliyorsunuz. Böyle bir şey oluyor, sen bana şimdi söylüyorsun. Ne yapayım? Dün erkenden uyumuşsun. Uyandırsaydın. Dur. Hemen bu kadar sevinme. Biz sadece beraber çalışacağız. Hasret bunun sadece bir iş ilişkisi olduğunu söylüyor. Sen böyle devam et. Bence iyi yoldasın. Levent'e ne zaman söyleyeceksiniz bu durumu? Henüz sırası değil. Levent böyle bir şeyi kolay kolay kabul etmeyecektir. Bir yolunu bulmam gerekiyor. Bir daha sevgili eşimden gizli böyle işlere girmeyeceğim. Yalan dolana bulaşmayacağım. Bir muhtar eşi olduğumu, eşimin mevkisine uygun hareketler yapmak gerektiğini unutmayacağım. Bu ne be? Televizyon kumandasını. Televizyon kumandasını eşimin kullanımına tahsis edeceğim. Her yemekten sonra eline sağlık karıcığım diyeceğim. Çok güzel olmuş. Giyim kuşamıma daha özen göstereceğim. O turuncu kravatı bir daha giymeyeceğim. Haftada bir gün bulaşıkları ben yıkayacağım. Günazı bir gün mutlaka Finlandiya'ya götüreceğim. Bu ne be? Finlandiya. Televizyonda gördüm lan. Yemişi sulak bir yer. Öyle hoşuma gitti ki. Evet. Bilmenizi istediğim bir şey var. Herhalde dün geceki ziyaretle ilgili. Evet anne, Hasret'le ilgili. Üzerinde çalıştığım besteyi biliyorsunuz. Bu besteyi Hasret'in yorumlamasını istedim. O da bu teklifi kabul etti. Aslında bizi tekrar bir araya getiren Levent'in durumu oldu. Bu yüzden bu single'ın prodüktörlüğünü onun yapmasını istiyoruz. Tek amacımız tekrar bir şirket kurup eski haline dönmesi. Tabii bunun için bu çıkaracağımız single'ın başarılı olması gerekiyor. Ay inşallah. Aman. Şimdi Hasret'i almaya gideceğim. Çalışmalarımızın çoğunu burada yapacağız. Sizden tek ricam, biz burada çalışırken olabildiğince anlayışlı ve hoşgörülü olmanız. Merak etme oğlum, bizden bir problem çıkmaz. Teşekkür ederim baba. Biz birazdan burada oluruz. Define işi boş çıktı. Gülnaz anlaşmayı da imzalattı. Ulan hiç mi şansım yok benim be? Oo Kasım abi. Ya sesini duyan cennetlik ha. Yeni bir iş mi düşünüyorsun? Ya benden güvenilir adam mı bulacaksın abi? Ha anlatsana biraz, nasıl bir şey düşünüyorsun sen? Pilav üstü kuru ver Kadir. İyi tamam. Bir pilav üstü kuru, bir tane de çorba. Geldi. Vay, kal çiçek vay. Eskiler alırım. Ne oluyor lan buna? Define mi buldun enişte? Ben şimdiye kadar gözümün önündeki Define'yi görememişim kayınço. Delirdi mi lan bu? İşini bitir, konuşacağız. Şuradaki masadayım. Görüyorsun değil mi? Hallem etti oğlanı yeniden kandırdı. Ne ilgisi var Nesrin? Beraber çalışmayı Murat teklif etmiş, duymadın mı? Duydum Ethem, duydum. Tehlike çanlarının sesini de duydum. Bak koşa koşa onu almaya gittim. Ne var bunda? Ne mi var? Hayatım sanırım farkında değilsin ama Murat şu an çok mutlu. Nasıl heyecanlı olduğunu görmedin mi? İki gün heyecanlanır, üçüncü gün yine üzülür Ethem. Hasret bu, ne yapacağı belli mi olur? Bak görürsün. Bu işin sonu hayırlı değil. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Değilim maalesef. Nesrin'in Hasret konusunda kırmızı çizgileri var. Benim tanıdığım kadarıyla Hasret çok iyi birisi ama.
Sen tabii neler yaşadığımızı bilmiyorsun Ceren'cim. O kız çantasında bıçakla geldi buraya. Bıçakla mı? Ne olur ne olmaz diye yanına almış. Yani şurada oturmuş onu savunduğuna inanamıyorum Ethem. Hayatım hasret çok değişti, eskisi gibi değil ki. Hiç beni ikna etmeye kalkma, çok rica ediyorum. Can çıkar huy çıkmaz. Benim için hasret eskiden neyse şimdi de o. Çok güzel oldu. Şöyle toplu dursun yeter, çok önemli değil zaten. Açalım istersen. Yok, gerek yok, böyle kalsın. Hı. Saat kaç oldu? 9:30'a geliyor. Güya 9:30'da burada olacaktı. Kız geldi. Geldi kız, Murat Hoca geldi, hadi. Ana. Dur kızım, telaşlanma. Telaştan değil, sakarlık tut işte. Bekletme seni adamı. Beklesin biraz, bir şey olmaz. Hasret'i bekliyor herhalde. Hasret'i bekliyor ya. Haberi var bir ki. Nerede kaldı bu kız, gelmiyor bir ki. Gelir ya, vardır o haberi, çıkar şimdi. Günaydın. Günaydın. Tam vaktinde gelmişsin. Ben geç geldiğimi düşünüyorum. Çok güzel görünüyorsun. Mersi. Gidelim mi artık? Saat 10'da dersimiz başlıyor. Teşekkür ederim. Ay! Sahibi hanımcımdan şuraya yazıyorum. Bu ikisi çok mutlu olacaklar. İnşallah Nesrin'in başlarına dert olmaz. Anam, daha hoca doluz var değil mi? Ya. Yeniden beraber çalışacaksak sana söylemek istediğim şeyler var. Tabii, dinliyorum. Ben artık eski Hasret değilim. Eğitimini tamamlamış profesyonel bir şarkıcıyım. Öyle misin? Tabii her şeyi biliyorum diyemem. Ama artık eskisi gibi olmadığımı söylemek istiyorum. Mesela her halükarda hakikat diyebiliyorum. Sesimi nasıl kullanacağımı biliyorum. Bir şarkıyı yorumlarken nelere dikkat etmem gerektiğini de biliyorum. Yani? Yani artık sadece senin dediğin olmayacak. Benim fikirlerimi de dinleyeceksin. Her konuda beraber karar vereceğiz. Eşitlik istiyorsun yani. Evet. Bunu düşünmem lazım. Tabii her şeyi sen daha iyi biliyorsun. Yani en son kararı sen verirsin. Ama arada benim de fikrimi sorarsın. Anlaştık. Çay getirdim size Nesrin Hanım. Ay istemiyorum Naki. Sen bana ilacımı getir, yine migrenim tuttu. Odamdayım ben. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Buyurun. Hasret konusunda bu kadar katı olduğunu bilmiyordum. Maalesef öyle. Maalesef. Teşekkür ederim Naki. Afiyet olsun. Ayol delirdin mi? Ben sahneleri bıraktım ya oğlum. Bak Çiçek, iyi düşün bak. Kasım abi candır, ciğerdir. Onun mekanına girersek bir gecede bir çuval para kaldırırız. Çuval? Çanta demek istedim. Küçük çanta. Ya hala düşünüyorsun ya. Çok mu memnunsun bu mekanda çalışmaktan? Değilim. Heh. Ama sahnelere de dönmeye pek niyetim yok şahsen Kopra. Ya ben Cafer'in aramın bozulmasını istemiyorum. Bu mu yani son sözüm? Budur. Hadi başka kapıyı anacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neredeler? Herkes odasına çekildi. Rahat rahat çalışabilirsiniz. Gel.
İstersen inip bir merhaba diyelim. Delirdin herhalde Ethem. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Geldiler. Duydum Nakiye, teşekkür ederim. Ben biraz uyumak istiyorum. Sen istersen yanlarına gidebilirsin. İçecek bir şey ister misiniz? Ne dersin? Bence hemen başlasak iyi olur. Teşekkürler Nakiye. Bir şey değil. Sana yeni yaptığım besteyi çalayım mı? Bakalım beğenecek misin? Ne kadar yakışıyorlar değil mi birbirlerine? Sen onları bir de beraber müzik yaparken göreceksin. Nasıl buldun? Çok beğendim. Çok güzel. Ama... Ama ne? Yani... Ben bu makamı tanımıyorum. Çok zor olacak. Çalışırsan zor olmaz. Sen her şeyi yapabilirsin.